Allah'tan Şeytanı Rjeem. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ve salat ve selam ala Rasulina Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ajma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilmen ve fehmen ve elhiqna bis-salihin. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala insanı şuur sahibi, akıl sahibi, idrak sahibi yaratmış. İnsana aklı vermesinde bir hikmet, ona şuur vermesinde Allah'ın sonsuz kudret ve hikmetinin tecellileri var. Bize düşen niçin akıl sahibi olduk sorusunu sorup aklımızı yaratılış gayesine uygun bir şekilde kullanmak ve aklın nimetini, akıl nimetinin şükrünü ifa etmek. Niçin Allah-u Teala insanı diğer varlıklardan farklı yarattı? Ona akıl verdi, anlama, idrak etme, kendini ifade etme, olaylar yorumlama gücü ve kudreti verdi. Bunun en büyük hikmetlerinden bir tanesi kendisini tanımak için. Yani akıl, bize üniversiteleri okuyalım, matematik problemlerini çözelim, kimya, fizik, profesörler olalım diye değil. Evet, o da bir hedeftir ama asıl aklın veriliş gayesi Allah'ı tanımaktır. Akılla Allah'ı tanıyabilir miyiz? Nihai anlamda. Belki Allah'ın yarattığı varlıklara bakarak Allah'ın varlığını ispat edebiliriz. Ama Allah'ın nasıl olduğunu akılla bilmemiz imkansızdır. Burada akıl artı vahye ihtiyaç var. Hem aklımız olacak hem de vahiy olacak. Bunun için alimlerimiz der ki men la akle leh la dine leh. Aklı olmayanın dini de yoktur. Dolayısıyla Rabbimiz kelamında, vahide ve vahyin açıklaması olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde kendisini nasıl tanıttıysa biz o şekilde iman etmeli ve Rabbimizin tanıttığı şekilde onunla iletişime geçmeliyiz. Bu anlamda Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet var Allah-u Teala'yı tanıtan. Ama şu iki ayet Allah'ın sıfatlarını kuşatıcı bir şekilde bize tanıtıyor. O da şudur. نَبِّ عِبَادِي اَنِّي اَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Kullarıma söyle, onlara haber ver. Ben çok affeden ve çok bağışlayanım. وَاَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيمُ Yine onlara söyle, benim azabım çok şiddetlidir. Bu iki ayet Allah-u Teala'yı bize ana hatlarıyla tanıtıyor. Yani ne demek? Allah'ın rahmeti var. Rahmetinin tecelli ettiği ortamlar var. Rahmetini ifade eden Esma-ül Hüsna'dan Rahim, Rauf, Rahman, Vedud gibi isimler var. Ama yine Esma-ül Hüsna'da Allah'ın azabını ve gazabını ifade eden Azizun Züntikam, Cebbar, Kahhar gibi isimler var. Bu ne demek? Rabbimizle iletişime geçerken bu bağlamda iletişime geçmeliyiz. Yani Rabbimizin rahmetine güvenip ona sığınmalıyız ama asla Allah'ın azabından emin olmamalıyız. Çünkü ayette فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ Allah'ın azabından ancak hüsrana uğramış bir topluluk emin olur. Allah'ın rahmetiyle ilgili de فَلَا تَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ Allah'ın rahmetinden de ancak kafir bir toplum ümit keser. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu iki ayeti şu şekilde tefsir ediyor. El-mü'minu beynel havfi vel raca. Mü'min korku ve ümit arasında olandır. Yine başka bir ayet-i kerimede inne azâbe rabbike kâne mahzûrâ.
Allah'ın azabı sakınılması gereken bir azaptır. Yani ne zaman geleceği belli olmaz. İşte bundan dolayı Allah-u Teala rahmetini ve gazabını gizlemiştir. Niçin? Müminler hep tetikte olsun diye. Acaba yaptığım şu fiil Allah'ın gazabını mı celbeder yoksa rahmetini mi celbeder diye düşünsün, yaptığı her fiili bilinçli yapsın diye. İşte bu anlamda da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hureyre Hazretlerinden gelen bir hadiste Rabbimizi şöyle tanıtıyor. Lemma qadallahu al-halqa katabe kitaben indehu fawqa'l arş. Allah varlıkları yarattığı zaman kendi katında arşın yanındaki kitaba şunu yazdı. Ne yazmış? İnne rahmeti sabaqat ghadabi. Benim rahmetim gazabımı geçmiştir. Ha, bu bizi biraz daha ümitlendiriyor. Yani gazabıyla rahmeti eşit değil. Ramazan ayı geliyor. Ramazan ayı Kur'an ayı. İnşallah az sonra ona da kısaca değineceğim. Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuz zaman orada Allah'ın celalini daha çok görürüz. Yani çok ciddi bir şekilde insanlara hitap eden, çok ciddi bir duruşu olan bir Rab'le karşı karşıya kalırız. Ama hadisleri okuduğumuz zaman orada biraz daha Allah'ın rahmetinin coştuğunu görürüz. Bundaki hikmet ne ola? Allahu alem şu. Çünkü insanlar günaha meyyal. Günaha meyyal olan bir kimseye aşırı müjde vermek, onu günaha sürüklemek, sevk etmek demektir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de kullarını hep sakındırıyor. Aman ha dikkat edin, aman ha dikkat edin diye ki biz günaha ne yapmayalım? Dalmayalım. Ama şunu bilelim ki Rabbimizin rahmeti, gazabını geçmiştir. Yine Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti hangi ayettir? Bismillahirrahmanirrahim ayetidir. Besmele müstakil kendi başına bir ayettir. Fatiha suresine besmele ile başlıyoruz. Yani ne demek? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Şöyle de diyebilirdi. Bismillahirrahmanirrahim da diyebilirdi Allah-u Teala ilk ayetine. Kahreden, cebbar, güç, kuvvet, otorite sahibi Allah'a da sığınırım. Öyle de diyebilirdi. Ama Rabbimiz rahmetini ilk ayette tecelli ettirdi. Dolayısıyla bir insan Allah'ın bu rahmetini, rahmetinin galeyana geldiği günleri ve zaman dilimlerini ve mekanları bilip de onu fırsata dönüştürmezse işte o yansın da kendine yansın. Allah'ın rahmeti coşmuş, galeyana gelmiş. Yok mu isteyen, yok mu isteyen, affedeyim, onu iyi kul yapayım, sıkıntılarını gidereyim diye Rabbimiz insanlara nida ederken, insan da eğer buna kulak kaparsa, işte o insanın nankörlüğünün en büyük alametlerinden bir tanesidir. Gün içerisinde Allah'ın rahmeti ne zaman coşar? Gün içerisinde Allah'ın rahmeti teheccüd vaktinde coşar. Bir hadis-i şerifte Allah-u Teala gecenin son üçte birinde dünya semasına nüzul eder ve der ki yok mu dua eden duasına icabet edeyim. Yok mu hasta olan onunla şifa vereyim. Yani yok mu, yok mu, yok mu? Demek ki o zamanı çok iyi ne yapmamız lazım? Değerlendirmemiz lazım. Hafta içerisinde Allah'ın rahmeti ne zaman coşar? Cuma günü coşar. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Cuma günü bir saat, bir an vardır ki kişinin ettiği dua o zaman dilimine tekabül ederse Allah o anda onun duasını ne yapar? Kabul eder. Yine Rabbimiz Cuma gününü bayram kılmış. Ne demek bu? Bayramda bizim en hassas davrandığımız noktalardan bir tanesi nedir? Kimsenin kalbini kırmayayım bayram günü. Çocuklar yaramazlık yapsa bile affederiz. Veya bir kötü bir durumla karşılaşsak bile bugün bayram. Ağzından kötü söz çıkmasın deriz. İşte Rabbimiz de Cuma gününü bayram yaparak sanki müminlere şöyle bir mesaj vermek istiyor. Ey kulum,
Cuma günü benim rahmetimin gazabımı geçtiği, galeyana geldiği andır. Aman ha, bunu çok iyi değerlendir. Cuma günü ben senin bir haftalık günahlarını bağışlarım. Hadis-i şerifte bir mümin kul cuma namazını kılar ve bir sonraki cumada tekrar cuma namazını kılarsa, tabii aradaki 5 vakit farz namazı kılacak, büyük günahlardan sakınacak, o aradaki küçük günahları ben affederim buyuruyor. Yıl içerisinde Allah'ın rahmetinin galeyana geldiği ay hangi aydır? İşte gölgesi üzerimize düşen Ramazan ayıdır. Bir kimse Ramazan'a kavuşur da bayrama günahlarını affettirmiş bir şekilde kavuşmazsa, yine o insan bu rahmet denizinden istifade etmemiş insandır. O halde Ramazan ayını 11 ayın sultanı yapan ve Allah'ın rahmetinin galeyana geldiği bir zaman dilimi haline getiren şey nedir? Bu soruyu sormamız lazım. Peygamberler içerisinde en faziletli peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Çünkü Kur'an ona indirilmiştir. Ümmeti Muhammed içerisinde en, insanlık içerisinde en faziletli ümmet ümmeti Muhammed'dir. Çünkü Kur'an ümmeti Muhammed'e indirilmiştir. Melekler içerisinde en faziletli melek Cebrail Aleyhisselam. Çünkü Kur'an'ı Cebrail Aleyhisselam indirmiştir. Ve aylar içerisinde en faziletli ay Ramazan ayı. Çünkü içerisinde 1000 aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, yani Kur'an'ın kendisinde indirildiği gece işte Ramazan ayındadır. Yani buradan nasıl bir sonuç çıkarıyoruz? Demek ki Allah'ın rahmetinin galeyana gelmesi Kur'an vesilesiyledir. Bir kimse ki Ramazan ayına erişir, Ramazan ayıyla ilgili özel bir program yapmazsa, bu programının başında da Allah'ın kelamını anlamak ve okumak olmazsa, bu kimse Ramazan ayını idrak etmiş olmaz. Gerçek manasıyla idrak etmiş olmaz. Yine şöyle bir soru soralım. Ramazan ayında bir insanın yapabileceği en faziletli ibadet nedir? Hemen aklımıza oruç gelir. Evet, doğrudur. Ama Ramazan ayında niçin oruç vardır sorusunu sorduğumuz zaman şöyle bir sonuçla karşılaşırız. İmsakiyelerin başında oruç ayetini okumuşuzdur. Herkes oruç ayetini oraya yazar. O da nedir? Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, kütübe aleykumus siyamu kemâ kütübe alellezine min kablikum leallekum tettekûn. Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Niçin farz kılındı? لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, takvaya ulaşasınız diye. Demek ki oruç tutmadaki asıl gaye neymiş? Takvaya ulaşmak. Niçin takvaya ulaşacağız? Bakara suresinin ilk ayetlerine baktığımız zaman اَلِفْ لَا مِيمْ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ هُدَلْ لِلْمُتَّقِينَ Bu kitap ki içerisinde hiç şüphe barındırmayan bir kitaptır ve takva sahiplerini hidayete erdirir. Bu iki ayeti birlikte düşündüğümüz zaman oruç tutacağız, takvaya ulaşacağız. Çünkü Kur'an takva sahiplerini hidayete erdirir. Dolayısıyla oruç tutmanın arka planındaki yatan hikmet de nedir? Takvaya ulaşmaktır. Takvaya ulaşmanın arka planındaki hikmet nedir? Kur'an'ın kişiyi hidayete götürmesidir. Okumadığın, anlamadığın bir kitap seni nasıl hidayete götürsün? Çok güzel bir planınız var, inşaat planı. Çok güzel bir villa planı çizmişsiniz ama temel kazmamışsınız, hiçbir icraata geçmemişsiniz. O planda oturabilir misiniz? Oturamazsınız. Çok mükemmel bir savaş planınız var ama o planı uygulamaya koymamışsınız. Savaşı kazanabilir misiniz? Kazanamazsınız. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, Ramazan ayında yapacağımız en önemli ibadet Kur'an'ı anlama çabasıdır. Burada şöyle bir soru akla geliyor. Hocam ben Arapça bilmiyorum, Kur'an'ı anlayabilir miyim?
Kur'an'ın mesajını algılayabilir miyim derseniz, Rabbimiz buyuruyor ki: "Velakad yessarna el-Kur'ane liz-zikri fehel min müttekir?" Kur'an anlaşılsın diye biz onu kolaylaştırdık. Anlayan yok mu? Buyuruyor. Bu anlamda alimlerimiz gecelerini gündüzüne katmışlar, mealler ve tefsirler yazmışlar. Kur'an'ı anlamak için, başkalarını anlatmak için. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, aklımız başımızdaysa, haddimizi de biliyorsak, "Ya Rabbi, kovulmuş şeytanın şerrinden sana sığınırım" diye Kur'an'ı anlamaya başlıyorsak, o Kur'an bizi hidayete erdirir, doğruya ulaştırır. İnne hazel Kur'an yehdi lilleti hiye akvam. Bu Kur'an en doğru yola iletir insanları. Şöyle Kur'an alimlerimiz ana konularıyla belirlemişler. Demişler ki Kur'an temelde üç konudan bahseder. Bunlardan bir tanesi Allah'ı tanıtır. Tevhid inancı. Onun için İhlas Suresi Kur'an'ın üçte biridir. İkinci üçte biri ahiretten bahseder. Ahiretin halleri, cennet, cehennem, hesap, mizan. Üçüncüsü de ahkam ayetleridir, hükümle ilgili ayetlerdir. Biz Kur'an'ı Ramazan'da okumak için programlar yaptığımız zaman oradan ahkam çıkarmak için Kur'an okumaya başlamayacağız. O bir teknik iştir. Uzmanının yapacağı bir şeydir. Ama biz Kur'an'ın ayetlerini okurken oradaki ahiret manzaralarını, cennet tasvirlerini, cehennemdeki derekeleri Kur'an'dan gördüğümüz zaman o bizim kalbimize sirayet edecek ve bizim hayatımıza çeki düzen verecektir. Örneğin bakın Kur'an-ı Kerim öldükten sonra dirilmeyi ne kadar sade bir dille anlatır. "Venzur ila athari rahmetillahi keyfe yuhyil arza ba'de mevtiha inne zâlike le muhyil mevte." Allah'ın rahmetinin eserlerine bir bakın. Öldükten sonra yeryüzünü nasıl diriltiyor? İnne zâlike le muhyil mevte. İşte ölüler de aynen böyle dirilecek. Bu ayeti en güzel anlayan kimdir? Okuma yazması bile olmayan çiftçidir. Çiftçi çünkü her zaman buğday eker ve o buğdayın nasıl yeşerdiğini görür. Zaten Rabbimizin bizden istediği de budur. Ey kulum, dünyaya geldin, başıboş yaratılmadın, yaptığın her şeyden hesap vereceksin. Sen başıboş yaratılmış olamazsın. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, inşallah bir iki günümüz kaldı mübarek Ramazan ayına kavuşmaya. Şöyle gruplar oluşturalım, arkadaş grupları içerisinde 10 kişilik, 20 kişilik, 30 kişilik neyse gruplar oluşturalım. Bu Ramazan Kur'an-ı Kerim'i baştan sona bir okuyalım. Okurken de anlayamadığımız ayetlerin numaralarını yazalım. Sonra gelelim, bir meclis oluşturalım. Bu işi bilen alimlerden, hocalardan birisini çağıralım ve o anlayamadığımız ayetleri ona sorarak anlamaya çalışalım. Yoksa Kur'an-ı Kerim sadece alimlere indirilmiş bir kitap değildir. Herkes kendi ilmi seviyesince Kur'an'dan bir şey anlar. "Enzele minessemâi mâen fesâlet evdiyetun biqaderihâ fahtemelesseylü zebeder vâbiyâ." Allah gökten bir yağmur indirmiştir. Her vadi kendi derinliğince o yağmuru tutar. Bazı alimlerimiz buradaki yağmurdan maksat Kur'an-ı Kerim'dir. Vadi de herkesin kendi ilmi seviyesidir diye ne yapmışlar? Bunu yorumlamışlar. Gavvas olana Kur'an mücevher dolu bir umman. Yani dalgıçlık varsa, dalgıç olan bir kimseden nasıl denize daldığı zaman inci, mercan her şeyi çıkarıyorsa, iyi niyetli bir şekilde hidayet bulmak için Kur'an'ı okuyan kimse de Kur'an'dan nice inciler, nice mercanlar bulur ve onunla dünya ve ahiretinin saadetini elde etmiş olur. Kıymetli kardeşlerim, şuurlu Müslüman olacağız. Her Müslüman Kur'an'dan haberdar olacak. Her Müslüman ilmihal bilgisini çok iyi bilecek. Her Müslüman Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini ana hatlarıyla bilecek. Kıyamette söyleyecek bir mazeretimiz olmaz. Bakın nice kitaplar okuyoruz. Bir üniversite imtihanına girmek için 30-40 bin tane soru çözüyoruz. Niçin ahiret imtihanını kazanmak için Kur'an'daki soruları ve Kur'an'daki o sorulara Kur'an'ın verdiği cevaplar bulmak için mücadele etmiyoruz? Niçin onun sahibi gayreti içerisinde değiliz?
üniversite bitiren bir kimse sadece ders kitaplarını okusa 50'den fazla kitap okuyor da, niçin senin sonsuz hayatının kılavuzu olan Kur'an'ı bir kere olsun okumamışsın? Niçin ailende Kur'an mektebi oluşturmamışsın? Niçin ailenin muallimi Allah ve Resulü olmasın? Başka Allah ve Resulü'nün ayetlerine ve hadislerine aykırı olan kanallar durmadan bombalarken biz niçin tedbir almıyoruz? Niçin kalbimizi, beynimizi korumak için tedbirler almıyoruz? Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, bu Ramazan ayını çok iyi bir şekilde ne yapalım? Değerlendirelim. Ramazan ayında yapacağımız en büyük ibadet Kur'an'ı anlama ibadeti olsun. Oruç da Kur'an'ı anlamak için bizi takvaya götüren bir vesile olsun ki Kur'an takva sahiplerini hidayete erdirir. Rabbim Kur'an'ı anlamayı, Kur'an'ı kendi muradına göre anlamayı cümlemize nasip eylesin. Kur'an'ın en büyük müfessiri olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini anlayıp onu hayatımıza tatbik etmeyi cümlemize nasip eylesin. Bizi yürüyen bir Kur'an, yürüyen bir sünnet eylesin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente nestağfiruke ve netubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.